Merhaba arkadaşlar. Daha önce SQL ile alakalı bazı konuları çalışmıştık. SQL ile alakalı çok sık kullanılan bütün konulara bakmıştık. O videolara bakabilirsiniz. Eğer hala eksiğiniz varsa. Onun dışında bazı assignment'larımız var. SQL ile alakalı bu güveni nasıl yazılır, şu QL nasıl yazılır şeklinde assignment'larımız var. Birinci assignment'ımız şu write a SQL query that returns all the accounts without any contact. Yani kontakta sahip olmayan bütün accountları listelemek istiyoruz. Hatırlarsanız e, örneğin org'dan bakarsanız Gene e baktığınız zaman içinde bir kontak var. Bunu istemiyoruz. Aynı zamanda Edge Communication'a bakıyorum. Onun da kontaktı var. Bunu da istemiyoruz. Biz ne istiyoruz arkadaşlar? İçinde kontak olmayanları. Bakalım new account birde kontak var mı yok bunu istiyoruz. Biz sadece hiçbir şekilde kontak kontağa sahip olmayan accountların tüm accountların listesini istiyoruz. O zaman biz e, sistem sistemde setup'tan developer console'a gidelim. Şöyle e, açalım. Aynı tepte de açalım. Developer console'a gidelim. Orada bu S yazmaya çalışalım. Şu şekilde yazabiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar, developer konsula gittikten sonra en alt kısımda logs, test, checkpoints var. Bir de query editor var. Siz burada istediğiniz query'i yazabilirsiniz. Hem de test etmiş olursunuz. Çalışıp çalışmadığını bakabilirsiniz. Hatta burada farklı işlemler bile yapabiliyorsunuz. Onları da zamanı gelince anlatmaya çalışırım. Daha önce bahsetmiştim SOQL'leri anlatırken. Ama şu anda bize lazım olanı yazmaya çalışalım. Eğer siz şu şekilde bir query yazarsanız bunu biliyorsunuz. Select ID name desek from account desek bize bütün accountları verir arkadaşlar. Ne kadar account varsa hepsini verir. Görüyorsunuz hepsi listelenmiş oldu. Execute butonuna bastıktan sonra. Bakıyoruz 31 tane accountumuz var. Ama bizim istediğimiz Cine Point ilmesi. Şunu istemiyorum ben. Ne istiyoruz? Hiçbir şekilde kontak kontakla bağlantısı olmayan yani kontakta sahip olmayan accountları istiyoruz sadece. O yüzden biz burada bir ver şartına ihtiyacımız var. O zaman ver ile devam edelim. Öncelikle kontak listesini yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Direkt yazabilirsiniz. Eğer not in derseniz yani şöyle yapalım. Ver ID not in yani bizim bu accountların ailesi not in not in'den sonra biz yeni bir liste yapıyoruz arkadaşlar. Select account ID diyorum. Account ID kontaktan alacağım arkadaşlar. From contact diyorum. Ve e, parantezimi kapatıyorum. Burada bizim kontakların listesi var. Eğer benim oluşturduğum bu query'de yani account listesinde şuraya kadar oluşturduğumuz account listesindeki id'ler. Şurada yazmışım. ver id. Bu id'ler bizim kontak listesinin içinde yoksa onlar gelsin sadece. Şu anda bakıyorsunuz 31 tane account var ama bunlar hepsi. içinde kontak varsa da yoksa da hepsi listelenmiş. Biz sadece e, kontaklı olmayanları istiyoruz. O yüzden böyle bir kod yazmamız gerekiyor. Şurası önemli arkadaşlar. Where id not in nat in yani içinde değilse kimin içinde değilse kontakların listesinin içinde değilse burada account ID yazmanız gerekiyor. ID yazsanız ona da bakarız. ID yazsak değişiyor mu ona bakabiliriz. Önce execute yapalım, görelim. Görüyorsunuz arkadaşlar 31'den 18'e indi. Kontaklı olanlar gitti. Ya biz bakmıştık mesela şunun kontaklı var. Şu e account'un şu anda üstünü seçtiğim account'un kontaktı var. Burada o yok. Görüyorsunuz. Burada gözükmüyor. Çünkü kontakta sahip olduğu için. Şimdi biz bu şekilde de yazabiliriz. Select account ID değil de normal ID yazsak değişen bir şey oluyor mu ona bakalım. Bakıyoruz. Ne diyor? Hata veriyor. Çünkü ID olmaması gerekiyor. Bizim şu ID'nin şurada yazdığınız şeyle aynı olması gerekiyor. Bağlantılı olduğu. Ya yani normalde kontaktaki account ID ile Bizim account'ların id'si aynı şey. Aynı şey. Yani aynı id'ye sahipler. Şuradaki id ile buradaki account id aynı şey. Zaten buradan bağlanıyorlar. Bağlantı buradan sağlandığı için siz buraya account id yazmanız gerekiyor. Ee, bu şekilde account id'yi kullanmanız lazım. Ee, tekrar ediyorum. Öncelikle select id name from account dedim. Daha sonra ben bütün account'ları almak istemediğim için ver koşulunu koydum. Ver koşulundan sonra not in kullanmam lazım. Olmayanları. Olmayanları. O yüzden ID'nin ID'nin benim kontaklardaki account ID'ye eşit olmaması gerekiyor. Ya yani olmayanları alması gerekiyor. O yüzden ID not in derseniz olmayanları alır. In desek ne olur peki arkadaşlar? In desek o zaman hepsini almış oluyor. Yani Herhangi bir şekilde kontakta sahip olan bütün accountları almış oluyor. 13 tane, 18 tane without kontak, 13 tane ise with kontak oluyor. O yüzden bu şekilde yazmanız gerekiyor. Tekrar ediyorum, not in yazmanız gerekiyor. In yazınca kontak ile kontağa sahip olanları alıyor. Not in yazınca kontağa sahip olmayanları alıyor. Bu şekilde birinci assignment'ımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki assignment'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.